Ekmek Arası Klavye, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Karar ve bugün Minecraft gizemlerinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet, biraz önceki bölümlerden daha kısa sürede geldi. Bu en azından iyi bir şeydi. Şöyle daha önceki izlemeyenler için daha önceki bölümlerde olan şeylerin kısaca bir özetini anlatayım. Yeni bir Survival bölümü başlattım ben ve köyün yanında bir tapınak ortaya çıktı. Ve bu tapınağın içine girdiğimde gizli bir bölüm keşfettim. Bu gizli bölümü ilerleyince kırmızı ile kaplanmış bir oda buldum ve o odanın içinde başka bir bölüm daha buldum. Ondan ilerleyince işte tam bu gördüğünüz yere ışınlandım. Şurada ileride bir yere ışınlandım ve ondan sonra bu tapınağı gördüm. Bu tapınağa geldiğimde tapınağın içinde şöyle bir tane kitap buldum. Bu kitap Leave diye buradan uzaklaş anlamına gelen bir kelime ismiydi ve bu şekilde devam ediyordu. Bize bazı bilgiler verdi. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu o zaman. Ondan sonra kitabın en sonunda 11 yazıyordu. Bu 11 ne demek? Bunu düşündüm ve dedim ki 11. müzik diskiyle ilgili olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki evet burada. 11. müzik diski bozuk bir müzik diski ve gerçekten çok garip bir ses var içinde. Biz bunu 5. bölümde dinledik. 5. bölümde dinledikten sonra buraya bir sandık geldi. Bu sandığı açtığımızda, pardon, sandığı açtığımızda böyle bir şey vardı. Şu şeyi bulduk, kitabı bulduk. Birinci Anahtar diye bir kitap. Ve yazarı gördüğünüz gibi Herobrine yazıyor ama ortalarda soru işaretleri var. Neyse, birinci anahtarda da bize yine bilgiler veriyordu. Bunları tabii ki ayrıntılı izlemek için önceki bölümleri izleyin. Burada diyordu ki bilmem ne bilmem ne is watching diyordu. Bunu yorumlarda çok güzel teoriler ürettiniz gerçekten. Ben de ama bu kolaydı zaten. Bunu çıkarmak kolaydı. Ben de videoyu çektikten sonra bir daha bakınca anladım ne olduğunu. Burada 9 harfli bir boşluk var ve bu 9 harf muhtemelen Herobrine zaten. Herobrine seni izliyor anlamına gelen bir cümle. Ama ondan önce bu şiire de geleceğim. Ondan önce böyle bir şey var. Onun ismi nokta. Bunun ne anlama gelebileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü Steve olabilir, Notch olabilir dediniz ama bunların hepsi 5 harfli kelimeler ve burada 6 tane harf var. Ama bir de şöyle bir şey olabilir. Burada sonda gördüğünüz harf böyle ince bir şey. O nokta olabilir. Eğer o noktaysa, çünkü cümleler noktayla biter genelde. Bu noktaysa gerçekten o zaman isimler Notch veya Steve olabilir diyoruz. Şimdi şiire gelelim. Şiirde diyordu ki önünde duran patikayı takip et. Kırmızıyla kaplanmış olan odayı bul. Kafası kesilmiş kralda anahtar var. Ara ve istediğini alacaksın. İyi şanslar. Şimdi buraya geldiğimize göre size elimde olan şeyi söyleyeyim. Elimde olan şey bir ölümsüzlük totemi. Bu totem zaten çoğunuz biliyordur. Minecraft'ta zaten olan bir şey. Elindeyken eğer ölürsen seni canlandırıyor ve sana rejenerasyon veriyor belli bir süre boyunca canın tamamen dolana kadar. Ben bunu aldım çünkü çoğu kişi yorumlarda diyordu ki Game Mode 1'e al. Game Mode 1'e falan filan işte bir şekilde al. Ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Survival bölümü, Survival bölümü olduğu için zaten Creative'ı almak istemiyorum. Kısaca öyle söyleyeyim size. Creative'ı almak istemediğim için de ne yaptım? Dedim ki bir tane totem alayım. Ne olur ne olmaz ölürüm falan filan diye. Buradan sonrasını ben bilmiyorum. Bir süre araştırma yapacağım. Araştırmada bir şey fark ettiğim zaman size haber vereceğim. Direkt başlattığım videoyu. Bu arada, hiçbir şey olmadan söyleyeyim. Magma blokları. Bunlar ben dünyayı açtığımda böyleydi. Dünyayı kapattığımda, en son videoyu bıraktığımda hatırlarsanız burada Nether taşları vardı ve alev vardı, yanıyordu. Aynı şekilde buralarda da öyleydi. Ama şu anda bunlar nedense magma bloklarına dönüşmüş bir durumda. Ve gördüğünüz gibi şey bunlarda da geçer. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, mesela burada. Burada. Bunların tepesinde de aynı şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü onlar da kapatmadan önce videoyu, 3. videoyu, onlar da yanıyordu ve şu an yanmıyor. Muhtemelen orada da magma blokları var ve tamam. Şimdi tapta ben bir düşüneyim, araştırayım ne olduğunu, şiirin ne anlama gelebileceğini bulmaya çalışayım.
Bir şey bulursam videoyu zaten başlatacağım. Siz de göreceksiniz. Ben şu an düşünüyorum. Yani sizin için bir saniye olacak ama benim için birkaç dakika sürebilir. Hadi şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi diyordu ki önünde duran patikayı takip et. Kırmızı ile kaplanmış odayı bul diyordu. Şimdi şöyle bir olay var. Kırmızı ile kaplanmış olan odayı bulmak demek serimin 3. videosu ile ilgili olabilir. Çünkü serinin 3. videosunda o tapınağın karşısında ne olmuştu? Kırmızı ile kaplanmış bir oda bulmuştuk gerçekten. Ama benim oraya dönebilme gibi bir şansım yok. Spawn point'im oraya belli değil çünkü yatak yapmamıştım, hiçbir şey yapmamıştım. Nerede doğarım öyle yaparsam? Gerçi dünyaya geldiğim yerde doğarım, o zaman tapınağı bulabilirim. Ama eğer öyle bir şey yaparsam buraları bozacağımdan korkuyorum. Bence zaten gördüğüm bir şeyden bahsediyor olamaz burası. Daha önceden görmediğim bir şey olmalı. O yüzden biraz etrafa bakınacağım diye düşündüm. Sonra aklıma geldi ki, yani fark ettim ki önünde duran patikayı takip et. Önünde duran diyorsa tapınağın önünde durmalı değil mi? Tapınağın önünde ne var? Nehir var. Ve bu nehir gördüğünüz gibi ta o tarafa doğru ilerliyor. Bildiğiniz yol gibi ilerliyor ve buradan dönerek o tarafa doğru gidiyor. Bu bahsettiği patika bu olabilir. Bu yüzden ben öncelikle ne yapayım? Suyu bir araştırayım. Eğer bulamazsam zaten keserim. Bir şey bulamazsam keserim videoyu zaten. Şey bulduğum zaman ortaya koyarım. Her neyse. Şimdi bir gidelim. Magma blokları. Galiba bundan bahsediyor. Benim çünkü orası, bunlar magma bloklarına eğer dönüşmüşse bence bu magma bloklarının da bir anlamı vardır. Dur bakayım arkadaşlar. Şu an çok ilginç yerlerde gidiyoruz. Bakalım. Nedense benim bilgisayarım bu Minecraft kaldırabilecek kapasitede ama nedense şimdi burada siyah bir duman mı çıktı az önce orada? Allah Allah. Her neyse kaldırabilecek durumda ama nedense bu dünyaya geldiğimiz zaman oyun o kadar düzgün çalışmıyor. Mesela şu anda 30 FPS oyun sadece. Normalde benim bilgisayarım gayet fazla şey yapabilir. Mesela şöyle ilerleyelim de bloklar görünüyor. Burada daha çok şey görüyoruz. Böyle hiçbir şey göremiyorum. Oo, gitgide artıyor magma blokları. Bence burası kesinlikle burası, evet. Çünkü normalde böyle bir şey yok. Magma blokları suyun altında yok böyle. En azından 1.12'de yok. 1.13'te olduğunu biliyorum. 1.12'deyim ama şu an. Masasını duyuyor musun? Magma bloklarından çıkıyor. Ha, tamam. Bunlar kırmızı bloklar. O şey odada bulduğumuz kırmızı bloklar bunlar. O kırmızı, evet kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Kırmızıyla kaplanmış odayı buldu bir sonraki satırda. Önünde duran patikayı takip etten sonra ve fark ettiyseniz oradan öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. 1.12'de belki 1.13'de vardır da 1.12'de neden böyle bir şey koysunlar ki? Zaten suyun altında yok magma blokları normalde. Ve kesinlikle kırmızıyla kaplanmış odayı bulacağız birazdan bence. Şuna bak. Bir şey var mı? Burada patika bitiyor. Aa. Hiç mi oraya? Hayır. Yok değil mi? Ha. Hayır. Aa. Bir şey buldum. Buldum. Bulduk. Kesinlikle burası. Şuna bakın. Ow. Simetrik, çok simetrik bir şey. Hadi girelim. Of. Ve neyse çıkarız tamam. Mağarayı ürkütücü bir mağara bu ya. O ne o ne o ne o ne o ne o ne. Arkadaşlar o ne? Öyle bir şey yok Minecraft'ta. Öyle bir blok yok Minecraft'ta. Minecraft'ta öyle bir blok yok, o ne? Çok korkuyorum. Şimdi bulunduğumuz mağaraya bakar mısınız?
şey yok etrafta. Atmosfer gerçekten çok korkunç. Şuna, şuraya bakın. Tamam, şey blok değilmiş. Sadece magma blokları yol var. Buradan sonra 3x3 bir yola giriyoruz tamamen. Tamamen düzgün bir yola giriyoruz. Şey var burada ama şu an shift'e basarak gidiyorum çünkü çok korkuyorum bir şey çıkacak diye. Ama çıkacakmış gibi durmuyor. Tamam. Tamam. Biraz yürüyeyim. Kırmızı kırmızı. Nedense birden dondu oyun az önce. Ne? Siyah blok. Gidişi artıyor siyah bloklar. Neden gittikçe artıyor? Siyahlar artıyor. Birazdan tamamen siyah oldu etraf. Bak. Bu ne? Burası tamamen siyah şu anda. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ve şu an geri dönemiyoruz. Neyse şu kumu koyup gidebilirim. Ne oldu? Kırmızıyla kaplanmış oda bu. Kırmızıyla kaplanmış olan oda bu arkadaşlar. Kırmızıyla kaplanmış odaya geldik. İlerisi de devam ediyoruz galiba. Evet, kırmızıyla kaplanmış oda. Ama burada kırmızılıklar azalıyor. Ve bitiyor. Ne? Bulduk mu? Bulmamız gereken şeyi mi bulduk? Arkadaşlar açıyorum. İkinci anahtarı bulduk galiba. O ne? Ne? Ben o totemi tamamen şansa aldım. İşe yarayacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu ve gerçekten ölebilirdim. O kadar şanslıyım ki şu an ölseydim kim bilir nerede başlayacaktım. Buradan da shift'e basmam lazım yoksa ayağım yanıyor. Magma blokların da öyle ve buraya basmayayım çünkü sandığı açtığımda shift'e basamıyorum, o yüzden ayağım yanar. Açacağım. Bulduk galiba. Buradan indiğimizde ölmedik. Geçemiyorum. Hayır, buradan açamıyorum. Bir yaklaşmam lazım. Buradan aç. Alırım. Şuraya geçeyim de. İkinci anahtar yazıyor ama çok değişik şeyler var aralarında. Birinci anahtarda öyle bir şey yoktu gördüğünüz gibi. Ve yazarında Hirogen yazmıyor artık. Sadece oklar ve noktalar var. İkinci anahtar. Bakalım. Odayı buldun. Kaldım. Ama bunu yaparak neyi başardın? Ne, o ne demek? İkinci anahtarı buldum işte. Hiçbir şey. Şimdi yolculuğun sona erdi. Başka oyun yok. Başka puzzle yok. Bitti. Anlamıyorum. Ne?
Az önce başka puzzle yok dedi ve bu mu? Geri kalan hepsi bu böyle mi? Bu ne ya? Oh. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya. Bir dakika ben şeye bakacağım. Bir daha gireceğim oyundan. Harita yok. Harita yok. Dünya yok. Ne yapacağız? Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Yanlış bir şey yaptım muhtemelen. Dünya gitti. Her neyse arkadaşlar, yine teorilerinizi bekliyorum yorumlar kısmında. 5. videonun yorumlar kısmında çok güzel teoriler bıraktınız. Okudum hepsinden. Ben yine videoyu, tabii ki çektiğim videoyu teker teker tekrar tekrar izleyeceğim ve bakacağım. Tabii aynı zamanda bir de dünyayı geri getirmenin bir yolu var mı, ona da araştıracağım. Bir sonraki videoyu onu muhtemelen bulduktan sonra veya yeni bir şey bulduktan sonra çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine söylediğim gibi yorumlarınızı yazın, teorilerinizi. Bir sonraki Minecraft gizemleri videosunda veya diğer videolarda görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edin.